Dantel mi? Bir telefon kadar yakınlıkta. Kim 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 kimle anlaşabilir? Alberto. Ay! Alberto. Çünkü biz dantel de işliyoruz. Kalefçi de işliyoruz. Ay! Patlıcan oturtulma mı istiyorsunuz? Rusak kalar bizde. Yeter ki siz isteyin. Mohikan'dan azgın mukaddese. Sosyete bürodan hadi kızlar. Yeni Urfalı'ya. Alev alev Alberto geliyor. Haber verin söndüreyim. Hayata merhaba, dünyaya merhaba, Türkiye'ye merhaba, Mersin'e merhaba, Kanalıç'a merhaba, Kanalıç'ın değerli seyircilere merhaba. Evet sevgili seyirciler, bugün Cuma, haftanın sonuna geldik. Hafta sonumuz şimdiden hepinize hayırlı, uğurlu ve kademli olsun diyorum. İyi hafta sonları. Havada güneşli diyorsun, şakır şakır yağmur yağıyordu. Mersin için söylüyorum. Bugün hava güneşli, artık pikniğe mi gidersiniz? Artık o sizin bileceğiniz bir iş. Ondan sonra, evet sevgili seyirciler, ekran başına yeni gelenler, televizyonu yeni açanlar, formatımız, konseptimiz nedir program için söylüyorum. Astroloji ile ilgili A'dan Z'ye merak ettiğiniz konular. Kızını ne kadar tanıyorsun, oğlunu ne kadar tanıyorsun, kocanı ne kadar tanıyorsun, karını ne kadar tanıyorsun, komşunu ne kadar tanıyorsun, görümceni ne kadar tanıyorsun, kayınvalideni ne kadar tanıyorsun, karını ne kadar tanıyorsun, görümceni ne kadar tanıyorsun, baldızını ne kadar tanıyorsun, daha doğrusu ayna karşısına geçip de ben buyum diyebiliyor musun? Eğer merak ediyorsanız işte size fırsat. Mersin içinde arayanlar 232-33-33 nol telefondan. Şehir dışı, Mersin dışı arayanlar için 0324 alan kodumuz sevgili seyircilerim. 232-33-33. İster astroloji, yıldız haritanıza baktırın. İsterseniz şarkı söyleyin. İsterseniz şiir söyleyin. İsterseniz yemek tarifi yapın. Bir marifetiniz olsun. Ama marifeti olanlar arasın. Marifeti olmayanlar aramasın. Ne konuşacağız? Yani bir şeye yarayın. Bir şeye yarasın. Arayanlar diyoruz. Evet sevgili seyirciler. Bugün Cuma. Cuma dediğim gibi ne dedim? Cuma boğaların ve terazilerin en uğurlu günleri. Boğalar havalı insanlardan nefret ederler. Natürel insanları çok severler. Evin büyüğü de olsa, küçüğü de olsa evine çok sadıktır. Ondan sonra çok çalışkan ve evini kimseye muhtaç etmez boğalar. Yalnız boğalar tek iş yapmazlar sevgili seyirciler. Boğalar iki işi vardır. Ya öyle ya böyle mutlaka ayaklar üzerinde dururlar. Yalnız boğalar çok dikkat etmeleri lazım bu aralar çünkü hava çok soğuk. Boğalar çok çabuk üşütürler. Onda da koleyin eksikliği vardır. Devamlı horlarlar. Hır 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 sabaha kadar horlarlar. Onun için ne yapıyor boğalar? Elma ama kabuklu elma. Elma, ayva ve keçi boynuzu yiyorlar ve kodein eksikliğini tamamlıyoruz. O horlamalardan kurtuluyorlar. Bir de saat akşam 6'dan sonra çiğnenecek bir şey yemeyin diyoruz. Hemen bir telefonumuz var. Hola. Alo. Ayfer Almaz. Ayfer evet. Hanım hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz? Hoş bulduk. Toroslardan arıyorum. Toroslardan arıyorum. Nasıl, Toroslar da bizi seviyorlar mı? Evet, hepimiz sizi zevkle izliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kaç kişi seyrediyorsunuz? Şu anda 3 kişiyim. Bütün arkadaşlar... Ama komşularımda izlediğini biliyorum. Bütün Ayfer Almaz hanımefendinin komşuları, o mahalle, o cadde, o semte hepsini sevgiyle saygılar gönderiyorum. Ayağındaki arkadaşlarına da sevgiyle saygılar gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizin sevgili Mersinler, müjde vereyim. Çok yakın bir zamanda bayanlar matinesi yapacağız. Haberiniz olsun. Şimdiden araştırma yapılıyor. Onun için buradan anons ediyorum. Reklam departmanında çalışabilecek müdüre vasfı olan, Mersin'i iyi tanıyan, çevresi olan bayana ihtiyacımız var. Haberiniz olsun. Bay bayan fark etmiyor. Reklam hemen departmanında... başvurabilirim. Nasıl? Hemen başvurabilirim o zaman. Bizzat başvuruyorsunuz Kanal Usçu. Ondan sonra reklam departmanında çalışabilecek, müdürelik yapabilecek, yani reklam toplayabilecek Mersin çevresi çok çok iyi olan bay bayan elemana evet. ihtiyacımız var. Bu bir de bayanlar maddesi için 500 kişilik salon olan otel veya da restoran bizi arayabilir. Bayanlar maddesi yapacağız, şimdi salonu da arıyoruz. En azından 500 kişi olması lazım. 500 kişi alabilecek bir salona ihtiyacımız var. Bir de ses evet. sanatçısı, sesi güzel olan ses sanatçı bayan arkadaşlar. Kim varsa Mersin'de bize müracaat etse onları da sahneye çıkartmak istiyorum bayan amatesine. Dedikten sonra Ayfer Hanım size geliyor. Burcunuz neydi Ayfer Hanım? Ben 11.04.1965 doğumluyum. Koç olarak biliyorum. Hayır, 11. ay koç olmaz. Hayır. 4. ayın 11'i. Şimdi oldu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ın 11'i.
Evet, evet. Osman şey işte koçsunuz. Hangi şarkılar seversiniz Ayfer Hanım? Şöyle cıvıl cıvıl başlayalım. Hafta sonunda geldik çünkü. Hadi. Ben çok öyle müzik dinlemiyorum. Ne seviyorsun? Rock mu seversin? Şey mi seversin? Daha çok halk müziği. Sanat müziği. Ellere kanıp da gitme sevgilim. Hayat bugün gelir, harcarlar seni. Bir de saçlarına karlar yağınca eskimiş şal gibi atarlar seni. Eğer gideceksen mani olamam. Düşersen sonunda yine bul beni. Vefasız kullardan vefa bekleme. Kıymetsiz bir pula satarlar seni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın seni mutlu edeni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın senin için öleni. Ayfer Hanım'a ve bütün dostlarına ve Toroslara gelsin dedik. Evet, gönderdik şimdi. Bakalım koç, koç demek Mars demek. Mars bakalım sizi nereye götürüyor? Bu arada işsiz adam lokomusuna geldim. İşsizim, işim yok. Nasıl, beğendiniz mi yeni şeyimi? Slogan. Evet, çok güzel. İşsiz adam. Evet, çok güzel. Ben de şöyle bir... Bakalım Mars sizi nerelere götürecek. Evet, çok istediğiniz bir olay gerçekleşiyor yakın bir zamanda. Çok uzak bir zaman kalmamış. Yani çok uzun bir zaman kalmamış. Çok yakın zamanda çok istediğiniz bir şey gerçekleşiyor. Çalışıyorsanız işinizde bir gelişme, okuyorsanız derslerinizde bir gelişme olacak. Eğer çalışıyorsanız bir problem. Yok, okuyorsanız bir dersle ilgili bir problem yaşayabilirsiniz. Ama onu aşacaksınız, onu söyleyeyim. Ondan sonra... Bir sağlıkla ilgili şey yaşadın mı? Sorun oldu mu? Bir sağlıkla ilgili problem yaşadınız mı yakın bir zamanda? Evet, evet. Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Biraz sakin olun bu aralar. Parayla ilgili biraz artık birine koç burcu hiç durmaz. Ya birine yardım eder ya birine bir şeyler yapar. Mutlaka elinden bir para çıkacak birisine sanki yardım mahiyetinde. Ama sonra sen biraz zor durumda kalacaksın. O kişi diyecek işte abla veyahut da bana şu gün ver, ben sana yarın veyahut da iki gün sonra vereyim. O iki gün bir türlü gelmeyecek, canı sıkılacak. Ya olmuş ya öyle bir şey yaşayacaksın, dikkat et. Artık sevgiye inanmaz olmuşsun. Realistleşmişsin artık. Real olmuşsun. Aynen öyle, evet. Aşktan yana şansım yok. Ağlıyorum, derdim çok. Aşkımı kaybetmişim. Sordum, sordum, bulan yok. Şarkısını dinliyor musun bu aralar? Dinlemiyorum inşallah. Aşktan yana bir problem yaşıyor musun? Ben evliyim. Ama eş, yani bekar da olsan, evli de olsan, eşinle bir ara böyle bir tartışmalar, böyle nasıl, 3 yıl mı diyeyim, 3 ay mı diyeyim, 3 gün mü diyeyim, 3 hafta mı diyeyim, şöyle bir uç noktalara geldiğiniz oldu mu bir problem, bir şey yüzüne? Evet, ara ara herkes de olduğu gibi bizlerde de oluyor tabii ki. Eşiniz hangi burçtan? Aslan. Aslan'a çok sert görülür ama kadife kadar yumuşak, çiçek kadar narin. Onu siz hep yönlendirirsiniz Aslan'a. Evet, aynen öyle. Evet. O bağırır, çağırır ama yine sizin dediğiniz olur. Eşinizin ismi ne? Fikret. Fikret Bey! Aslan burcu Fikret Bey, nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Mine koçum derim. Böyle sert görünür ama sevdiği kişiyi gördüğümü çok güler Aslan burcum. Onu biliyorsunuz. Evet. Böyle hiç ummadığım bir anda bakın, aa sen beni şok ol. Aa dersin, bu adam buna nasıl gülüyor. Öyle. Mesela beni ilk keşfeden Kuşadası'nda Aslan burcu. İsviçre'de Aslan burcu, burada da Aslan burcu. Televizyoncu orasında da burada da Aslan burcu. Beni keşfedenler. Düşün, ben cıvıl cıvıl bir adam, aslında çok tersiz. Çok zıttız Aslan burçlarım. Ama çok seviyorlar beni. Ben de onları çok seviyorum. Ben kıpır kıpır hareketliyim. Onlar da ağır oturaklı. Onların ağır oturaklılığını ben seviyorum. Onlar da benim kıpır kıpır hareketli oluşumu seviyorlar galiba.
Şimdi Fikret Bey görsün, aa Ayfer Hanım bu kim diyecek sana hemen. Çok sevecek. Evet. Ondan sonra yalnız pazartesi günleri şeye yaklaşma. Aslan burcuna ve Koç burcuna yaklaşma. Çok agresif olan stresli olurlar. Pazartesi günü yıldızları düşük olur. Aslan burcunun en uğurlu günü pazardır. O yemek yemeyi de çok sever. Ona böyle bir kaç çeşit yemek hazırladığında zevklerin dört kaşığı olur. Ondan sonra bir ara bir tartışma ama hep tartışma. Zaten Aslan burcu tartışmada durmaz. Tartışır ama yine senin dediğin o. Çünkü sen onun huyunu öğrenmişsin zaten. Bağırı çağırır, sen geri çekilirsin. Ondan sonra iki dakika sonra senin yanına gelir, özür diler. Direkt böyle özür dilemez, hareketleriyle belli eder. Para konusunda bir gelişme olacak Ayfer Hanım hayatınızda. Ondan sonra eşinizle ilgili beraber bir araya gelip bir şey konuşacaksınız. Kendi hayatınızla ilgili bir şey konuşacaksınız. Artık bir yere mi gidecek, yok bir yerden birisi mi gelecek? Bir şeye karar vermeniz gerekecek ikinizin. O karar verdikten sonra bir karar veriyorsunuz yani hayatınızla ilgili. O karar sizi çok çok mutlu edecek. Böyle çok mutlu olacaksınız ama bir konuda anlaşamıyorsunuz. Fikir ayrılığı var. O da olur. Herkeste vardır o fikir ayrılığı. Ama o fikir ayrılığı da yine sizin dediğiniz olacak. Çünkü siz bir kelime söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Fikret böyle olmaz. Şöyle olur diyecek. O bağırıp çağıracak Aslan burcunu verecek. Hey heylenecek. Ama yine sizin dediğiniz olacak. Ben sana demedim mi Fikret? Nereden bileyim diyecek o da. Yine senin dediğin olacak. 2016 ikiniz de çok 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 iyi. Kötü bir şey gözükmüyor yıldız haritanızda. Ayfer Hanım aradığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bye bye. Evet sevgili seyirciler, Ayfer Hanım'ı da gönderdik. Toros mahallesine aradı bizi. Artık ne tarafı ben bilmiyorum işte ama yavaş yavaş öğreneceğiz. Çünkü ben gideli buradan baya baya oldu. Şimdi bütün, yani benim gittiğimde Mersin nasıldı, şimdi nasıl? Çok değişmiş Mersin, çok. Ve bazen kayboluyorum Mersin'de. Bugün mesela yine kayboldum. Burada Ahmet diye bir arkadaşım vardı, onunla Bayanla Matesi ile ilgili görüşecektik. Onu ararken kayboldum. Tabii bir baktım kendimi Taner'de buldum. Şeyin orada bu eski Katolik Kilisesi'ni orada buldum kendimi. O civarda buldum. Nereye gidiyordum, nereden çıktım? Ondan sonra artık sordum orada bizden. Yahu dedim böyle böyle. Ben dedim şuraya gideceğim, adres sordum. Dediler sen yanlış yere gelmişsin. Öyle. Karıştırdık artık şeyi. Mersin çok büyümüş, çok çok büyümüş. Evet sevgili seyirciler bugün Cuma. Cuma demek, tekrar söyleyeyim. Cuma demek, boğa demek, terazi demek. Teraziler... Malı satarken kâr ederler. Fazla konuşmayı sevmezler, gülmeyi çok severler teraziler. Teraziye elbise üzerine yakışandır. Böyle o onu giydi, ben onu giyeceğim diye bir takıntısı yoktur terazilerin. Onun için teraziye ticarette son derece başarılı olduğu gibi halkla ilişkileri de çok çok iyi. Hemen bir telefonumuz varmış. Ola. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cennet Hanım nereden arıyorsunuz? Erdem'den arıyorum. Kulun için aramıştım. Nereden arıyorsunuz? Erdemli'den. Ha Erdemli'den arıyorsunuz. Buyurun. Ben kızım için aramıştım. 17 Aralık. 99 doğumlu. 17 Aralık evet yay burcu. Evet. İlk defa mı seyrediyorsunuz? Hayır ben daha önce aramıştım. Siz kendim için mi? Size arıyorum da çıkarsam düşünemiyorum. Anladım. Hangi şarkıları seviyorsunuz Cennet Hanım? Ben genelde türküleri severim. Öyle bu da türküleri severim. Sevdiğiniz evet, bir türkü, sevdiğiniz bir türkü var mı? Ben türkü de söylüyorum çünkü sahnelerden. Türküler hepsini severim ben. Olma tamam, sizin için gelsin bu. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor mihriban sevdiğim ayrılıktan zor belleme ölümü ölümü. Nasıl, beğendiniz mi? Evet, çok seviyorum. Evet, bu da sizin için geldi. Yay burcu şöyle bakalım. Çocuk kaç yaşında? 16. Ama 16 yaşındakilere bak 18 yaşından aşağı olmuyor Cennet Hanım. Blue çağını geçmesi lazım. Yani 18'i geçmesi lazım. O da 16 yaşında ya. 16 olmaz. Yıldızı çıkmaz yani. Hem erkek olsun hem kadın olsun şey yapma yani. Kız çocuklar ve erkek çocuklar en azından 18'in üstünde olması lazım. Bu üç olmaz size bakalım aramışken. Sizin burcunuz neydi? Sizin burcunuz neydi? Şey boğa burcu. Efendim? Boğa. Ha boğa tamam. Olmaz size bakıyoruz. Evet. İşle ilgili çalışıyor musunuz? Eşiniz mi çalışıyor? Çalışıyorum. İşle ilgili bir rahatlama dönemi gözüküyor. Yalnız bu arada biraz
sırt ağrıların olabilir, ona dikkat et. Parada yine rahatlayacaksınız Allah'ın izniyle. Sanki bu 5 hafta mı, 5 ay mı, 5 gün mü, 50 gün mü içinde biraz para sıkıntısı çekmişsiniz. Ama buna kurtulacaksınız ve hediye alıp hediye verme gibi bir şeyler gerçekleşecek. Ya siz alacaksınız ya size birisi hediye verecek, öyle. İş yerinin sahibiyle bir görüşme yaptınız mı? Çalıştığınız iş yeri sahibiyle. Yok. Bir görüşme yapmayı düşünüyor musunuz? Valla bilmiyorum, daha düşünmüyorum ama. Hani işle ilgili bir görüşme ama tekrar söylüyorum, tekrar sağlıkla ilgili bir problem yaşayacak. Sanki bir izin mi isteyeceksin, bir şey olacak. Böyle bir iki üç günde bir şey olacak böyle. Onun için görüşmek isteyeceksin şeyle. Çalışan iş yeri sahibiyle. Ondan sonra ya siz gideceksiniz ya dışarıdan birisi gelecek. Erdem'in dışına birisi gelecek. Biraz hüzünlüsünüz bu ara. Evet. Ama hüzün geçiyor. Allah'ın izniyle böyle rahatlama dönemine giriyorsun. Kafandaki o şey neyse, negatif düşünce neyse siz üzerinden ondan kurtuluyorsun. Ondan sonra çok şükür Allah'ım diyeceksin. Bana da bugünlerde gösterdin diyeceksin ve hayatına çok güzel renkler gelecek. Pırıl pırıl güneş masmavi gökyüzüne kavuşacaksın diyorum. Aradığınız için çok teşekkürler Cennet Hanım. Evet sevgili seyirci, Erdemli'yi de gönderdik. Evet bugün Cuma boğaların ve terazilerin en uğurlu günü sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, benim programım daha tekrar akşamları soruyoruz. Face'e yazmış arkadaşlar. Daha akşamları benim program tekrarı yok. Daha ilerleyen zamanlar belki olabilir. Çünkü daha yeni 2 ay oldu ben şey yapalım. Ama Face'ten takip edebilirsiniz. Alberto Ola diye yaptığım benim Face açık. Sanatçı olduğumuz için bütün herkes bizim şeyimize girebilir. Onu söyleyeyim. Ondan sonra rejide görüşmek isterseniz benim programla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi söylemek isterseniz rejiden telefonumu alabilirsiniz. Telefon numaram rejide var. Ondan sonra programla ilgili görüşlerinizi bana bildirmeniz için de Face'ler Alberto Ola diye Face'e girebilirsiniz sevgili seyirciler. Onun harici tekrar söylüyorum sevgili seyirciler, reklam departmanında bay bayan aranıyor. Böyle Mersin'i iyi tanıyan, Mersin'de çevresi olan bay bayan ihtiyacımız var. Müdürlük kapasitesinde olacak birisine ihtiyacımız var. Haberiniz olsun. Bayanlar matrisi için en azından 500 kişi alacak salonu olan bir otel sahibi olabilir veya de et balık restoran sahibi olabilir. Onlara da ihtiyacımız var. Bir de bayan ses sanatçısı ihtiyacımız var şarkı söylemesi için. Ola, Ürgüp Nevşehir. Ola. Hoş geldin Resul Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ürgüp'ün neresine? Nevşehir, Ürgüp. Evet. İlk defa mı seyrediyorsunuz? Yok, 2 senede yoktunuz. Bir rahatsızlık, rahatsızlık yaşamıştım, bir hastalanmıştım, bir ara vermiştim, bir yıl ara verdim, tekrar bir daha geri geldim. Yani bir başladım, 8 ay program yaptım bu yine Kanal 3'tü. Sonra ara verdim, bir yıl geçti, bu siyasi dönemleri falan başladı. Ama dedim şu siyasi dönemi bilsin çünkü siyasi şeyleri ben pek geç yapmak, karışmak istemiyorum. Çünkü ben de dil, ırk, renk ayrımı yapmadım, ben program yapıyorum. Siyasi dönem, gelen, onun için dedim biraz geri çekileyim, ben biraz da rahatsızdım. Geri çekildim, dinlendim, şimdi tekrar bir daha başladık Allah'ın izniyle. Bu çiyocuğumu da bilgi alacaktım da ben. Nasıl? Bu çiyocuğumu. Burcunuz ne Resul Bey? 18.05. 5. ayın 18'i. Evet. Yani boğa burcusunuz. Mayıs'ın 18'i boğa burcusunuz. Resul Bey hangi şarkıları seversiniz? Klasikten istediğinizi okuyun. Nasıl? Klasik. Klasik anladım. Evet. Olman klasikse olman şey yapalım. Göz ışığım şarap olsa, her günüm azap olsa, gençliğim harap olsa, yine seni seveceğim. Göz ışığım şarap olsa, her günüm azap olsa, gençliğim harap olsa, yine seni seveceğim ay ay ay. Aram balım pekim, gülüm dalım çiçeğim, bil sanki öleceğim, yine seni seveceğim ay ay ay. Aram balım pekim, gülüm dalım çiçeğim, bil sanki öleceğim, yine seni seveceğim. La lay la lay la la lam, la lay la lay la la lam. Harika bir şarkı. Evet Resul Bey ve bütün Nevşehir Ürgüp'e gelsin. Evet. Bakalım boğa burçları sizin ne bekliyor, şöyle bir bakalım boğa burcunda neler gözüküyor, neler gözüküyor boğa burcundan. Evet
Şöyle bir açalım. Yıldız haritanızda ne var boğalarda? Boğa, Venüs. Venüs, evet. Boğalarda Venüs. Venüs sizi bakalım nereye götürecek, nereye getirecek? Şöyle bir bakalım. Bu ara çok sıkıntılısınız Resul Bey. Ola? Çok sıkıntılısınız bu ara. Evet, bu aralar çok sıkıntılısınız. Bu sıkıntıdan kurtulmanız gerekiyor. Ama ya 3 ay, ya 3 hafta, ya 3 gün, ya 3 saat sonra bir rahatlama dönemine gireceksiniz. Resul Bey. Ondan sonra hayatınıza bir çeki düzen vermeniz gerekiyor. Bir karar vermeniz gerekiyor hayatınızla ilgili. Parayla ilgili biraz belki problem mi yaşadınız? Yok. Bir yerden paranız vardı, alamadınız mı? Parayla ilgili bir problem yaşamışsınız. Kötü döneminiz bitiyor, iyi döneminiz başlayacak. Ailenizde veyahut da komşunuzda, tanıdığınızda birisinde bir operasyon geçiren oldu mu hastanede, hastalıkla ilgili? Yok, geçemedi de belki tam olarak bilmiyorum. İşte hastalıkla ilgili böyle bir 5 rakamı gözüküyor. 5 ayda önce de olabilir, bugünden itibaren 5 ay içinde de olabilir. Bir sağlıkla ilgili bir problem yaşanacak ama kötü mü? İyi olacak. Yani kötü değil. Ondan sonra sizin hayat çok çok iyi olacak. Birisiyle aranız sanki açılmış, fikir ayrılığı sanki var. Ona biraz dikkat edin ve bir hayaliniz var, bu hayaliniz gerçekleşiyor. Ne zaman gerçekleşiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir ay içinde de olabilir, 10 gün içinde de olabilir, bir hafta içinde de olabilir. Resul Bey, söyleyeceklerim bu kadar. Aranız için çok çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar, Nevşehir, Ürgüp diyoruz. Evet sevgiler, seyirciler böyle kısa kısa söylüyor çünkü... telefonlar birikiyor. Rejide, rejideki telefona bakan arkadaşıma da seyircilerin fırça atıyormuş. Albert'e söyle uzun uzun bakmasın bize sıra gelmiyor diyorlarmış. Onun için ben de kısa yapıyorum. Ama daha çok bilgi almak istiyorsanız Alberto Ola Facebook'a girersin oradan ve de rejiden telefonumu alın. Oradan daha çok bilgi yapabiliriz. Çünkü canlı yayında canlı yayın olduğu için fazla özelliklerinizi söyleyemiyorum. Fazla derin konulara giremiyorum çünkü canlı yayın herkesin dostu var, düşmanı var, onu söyleyeyim. Merak ediyorsanız, daha fazlası öğrenmek istiyorsanız telefonumu isteyin şeyden, rejiden, öyle de olur veya da Facebook'ten de yapabilirsiniz. Duygularınızı, düşüncelerini de yazabilirsiniz, onu söyleyeyim. Evet, sevgili seyirciler, bugün teraziler ayak parmaklarına dikkat edin, size erkek teraziler. Ayak parmaklarınıza dikkat edin. Onu ağır hissedebilirsiniz. Evet, bir telefonumuz varmış. Ola. Gönül Serbest Mut Mersin. Evet. Gönül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler, sesinizi duyduk, daha iyi oldu. Gönül Hanım, hangi burçtansınız? Ben oğlum için arıyorum. O hangi burçtan? 2'ye 2, 93. 2'ye 2, yani ikinci ayın ikisi, yani kova burcu. Evet. Uçuk kaçık, deli dolu, ele avuca sığmaz, emir almayı sevmez, emir vermeyi sevmez, sevdiğini tapar, sevmediğin yanında bir dakika durmaz. O yaşı kaç oğlunuzun? 22. Ele avuca sığmaz, ya sevgi var ya nefret var. Onun içinde kötülük yoktur kova burçlarının. Çok saftır kova burçları ama dahiler burcudur. Işığı icat eden Edison, Magellan, evet. Ajda Pekkan, Mehmet Ali Erbil, Aysel Gürel, Serdar Ortaç, bunların hepsi kova burcu, dahiler burcudur. Bunlar böyle IQ'ları çok yüksektir bunların. Bunlar idare etmek çok zordur ama çok iyi. Eğer bunlar idare edebilirsen çok iyi insanlardır. Çok güzel para kazanırlar, parayı yönlendiremezler. Çünkü parayı zeki insanlar değil, akıllı insanlar yönetir. Bu da kimler? İşte boğalar, akrepler, koçlar, aslanlar buna çok güzel paraya yön, ikizler burcu buna çok güzel paraya yön verirler. Ama kovalar da çok güzel zeki para kazanan, onları onlara vermesi lazım. Allah'ın lütfu, Allah da böyle yaratmışlar. Ne yapalım, başka çare yok. Ondan sonra cuma günleri biraz yıldızları, yani bir gün biraz yıldızları düşük olur. Dikkat edin, böyle bir şeydir. Cumartesi yıldızları daha yüksek. Cuma gün bol bol dua etsin oğlunuz. Yola gitmesin, fazla bir beklentisi olmasın cuma günü. Yani birisi para getirecekse mutlaka bir engel çıkar. Veya da girecekse otobüsü kaçırır. Veya da uçakla gidecekse uçağı kaçırır. Cuma günü hiçbir şey, bol bol dua etsin cuma günü. Cumartesi onun için yıldızı çok çok yüksek. Cuma günü böyle daha böyle bir rahatlama şeyine giriyor. O zaman o parayla ilgili şeyleri yapsın. Veya da yolculuk falan diyorum. Bakalım onu Satürn nereye götürecek? Çünkü kova olduğu için yıldızı Satürn. Şöyle bakalım Satürn'de neler gözüküyor.
bir yol gözüküyor ya da ya yolda ya yola gidecek ya da yoldan gelmiş. Gelecek inşallah. Üniversite okuyor. O zaman geliyor o zaman. Ondan sonra yoldan geliyor ama çok başarılı geliyor bu. Elinde böyle bir başarı, diplomadır herhalde. Böyle başarıyla geliyor. İnşallah. Başarıyla geliyor ve hemen bu para kazanmaya başlayacak. Son dönemde mi şimdi? Bir yılı daha var. Ha işte. Çünkü parayla şey yapıyor. Orada çalışıyor mu orada part time falan? Çünkü İzmir'de çoğu gençler İzmir'de olsun, Denizli'de olsun üniversiteler olaylarında part time çalışıyorlar. Yarım gün. Kıbrıs'ta okuyor. Çalışmaya zaman olmuyor. Anladım. Evet. Oğlunu çok çok başarılı olacak. Çok çok başarılı olacak. Bu üniversiteyi bitirince bu devlet işiyle mi uğraşacak yoksa kendi özel işimi yapacak? Rehber öğretmeni okuyor. Federe okuyor. Yani bu devlet işiyle mi? Mesela atıyorum nedir? Hakim, evet. Savcı ve ne bileyim böyle devletle ilgili bir makamı olacak. Bunun kendine ait bir makamı olacak. İnşallah, inşallah. Çok sağ olun. Evet, çok çok başarılı, kenar bir makamı olacak ve emrinde çalışan insanlar olacak bunun. İlerisi çok çok iyi. Başkasının başaramadığı şeyleri başarıyor. Düşüncesi çok çok iyi. Ondan sonra evrensel düşünmeyi çok çok iyi biliyor. Ve çok iyi. Ama yakın bir zamanda gelmesi gerekiyor. Az bir zaman kalmış. Gelecek yani. Söyleyeceklerim evet, evet. Bu kadar Gönül Hanım. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buradan sevgiler, saygılar, evet sevgili seyirciler. Evet, yarım saat oldu. Hemen bir reklam arası verelim sevgili seyirciler. Reklamlardan sonra buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet, kısacık bir reklam arası. Sizi seviyoruz. I love you. Sagapo. Ti amo. Je t'aime. Alberto geliyor. Gümbür gümbür. Anacığım. Kadehçim işlemek istiyorum. Yangınınız mı var? Haberi söndüreyim. Alberto alanız dantel mi? Bir telefon kadar yakınlığınızda. Kimle anlaşabilir? Alberto. Alberto. Çünkü biz dantel de işliyoruz. Kadehçi de işliyoruz. Mutluca oturtturma mı istiyorsunuz? Rusak kalar bizde. Yeter ki siz isteyin. Mohikan'dan azgın mukaddese. Sosyete bürodan hadi kızlar. Yeni Urfalı'ya. Alev alev Alberto geliyor. Haber verin söndüreyim. Oturup bir gecede iki sınava birden çalışmak enerji ister. Hele hiç hesapta yokken üçüncü bir sınav çıkmışsa karşına. Ve her enerji arkasında büyük bir güç ister. Enerjisa, Türkiye'nin enerjisi. 1988 yılından günümüze Mersin'de faaliyet gösteren Hacı Baba Restorant, 600 metrekarelik mekanı, 300 kişilik salonu ve geniş kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir. Hacı Baba Restorant 24 saat açık olup günlük ortalama 1200 misafir ağırlamaktadır. Hacı Baba Et Lokantası şimdi Yenişehir'deki yeni şubesiyle yeni tatlar tattırmak ve yeni dostluklar kurmak için sizleri bekliyor. Hacı Baba. Maşallah. Torunlar hızla boy atıyor. Size de maşallah. Yıl boyu onların hızına yetişebilmek bayağı enerji ister. Ve her enerji arkasında büyük bir güç ister. Enerjisa, Türkiye'nin enerjisi. Lig TV'de muhteşem kampanya. Bu kampanya kaçmaz.
Evet, ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyiciler, müthiş bir fırsatla karşınızdayız. Siz de Dijitürk'üm olsun diyorsanız tam zamanı. Dijitürk'ün renkli dünyasına sizler de davetlisiniz. Birazdan sizler de bu özel fırsatlardan yararlanma imkanı bulacaksınız ve Dijitürk sahibi olacaksınız. Şampiyonluk mücadelesini ve kıran kırana maçları evinizin rahatlığında izleyebileceksiniz. Kampanyamız ilk 3 ay boyunca %50 indirimle günde sadece 1 TL. Futbol severler, Van Persie'li, Nani'li Fenerbahçe, Gomez'li, Quaresma'lı Beşiktaş, Schneider'li, Podolski'li Galatasaray, NBA'lı Trabzonspor, Joseoğlu Bursa Spor, Etolu Antalya Spor ve ligimizdeki diğer tüm yıldızları izlemek için hemen 0212 988 1073 no numarayı arayın. Müşteri temsilcisi arkadaşlarımız sizlere hemen yardımcı olsun. Sizlere sunduğumuz bu fırsatta ister tüm lig maçlarını izleyin, ister şampiyon olmuş 5 takımı, isterseniz taraftarı olduğunuz takımın tüm iç ve dış saha maçlarını evinizin konforunda izleyin. Şampiyonluk yolunda hangi takımlısınız? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve tüm Anadolu takımları taraftarları, sizlere özel fırsattan yararlanmak için hemen arayın 0212 988 1073. Dijitürk'ün sizlere hediyeleri bitmiyor. Sizler de futbolla yatıp futbolla kalkıyorsanız, bizlerden biri Arda Turan, Messi, Neymar'lı, Barcelona, Ronaldinho'lu, Benzema'lı, Real Madrid'li İspanya Ligi'ni bir ay boyunca hediye ediyoruz. Dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere Premier Ligi'de bir ay hediye. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorsanız bir ay boyunca Fransa Ligi, İtalya Ligi, Rusya Ligi, Brezilya Ligi'de hediye. Bu büyük kampanyada maçları izlemek günde sadece 1 TL. Evet, günde sadece 1 TL. Hemen 0212 988 1073 arayın, fırsattan faydalanın. Sizin de Dijitürk'ünüz olsun, evinizin rahatlığında maçları izlemeye başlayın. Adına yaraşır hizmet, adına yaraşır memleket. Mersin'in gülen yüzü, Erdem. Satamıyorduk. Hep çürüyordu. Çöp atıyorduk. Şimdi Allah razı olsun başkanımızdan köylü pazarı kurdu. Pazarda getirip satıyoruz. Malımızı değerlendiriyoruz. İlk defa köylü pazarımız kurulmuştur. Teşekkür ederiz başkanımıza. Kendi organik mallarımızı satıyoruz. Belediyemizden Allah razı olsun. Kendi ürünümüzü kendimiz satabiliyoruz. Halk da memnun, biz de memnunuz. Kendi yaptığım ürünleri getirip üretici pazarında rahatça satabiliyorum. Bu pazara ikinci haftadır geliyorum. Çok memnunum. Taze ve organik. Hesaplı. Fiyatlar da hesaplı. Belediyeye maşallah. Belediye çalışıyor. Allah razı olsun. Başkanımızdan hele Allah binlerce razı olsun. Erdemli'ye ilk kapalı pazar yeri yapıldı. Çok amaçlı kapalı üretici pazarı, üretici ve tüketicilerin güvenli buluşma noktası oldu. Çok amaçlı kapalı üretici pazarıyla üreticilerimiz, ürettikleri ürünleri aracılar olmadan modern, hijyenik koşullarda pazara sunuyor. Mahalleye dönüştürülen 9 eski beldede yeni üretici pazarları projesi de yakında hayata geçiyor. Pazar yerimiz gerçekten çok izbe yerlerde, böyle çadırların nahoş görüntülerini arz ettiği mekanlardaydı. Ne vatandaşımız rahat alışveriş yapabiliyor, ne de orada pazarcılar bu işi sunmaktan mutlu değillerdi. Gerçekten Erdem'imize yaraşan bir güzellikle pazar yeri inşa ettik ve burada da yine ölçüyü adaletten yana koyduk ve burada mesela iş yerlerinin, dükkanların ya da pazar yerlerinin dağıtımında önce numaralandırdık, sonra herkese kura çektik. Yani işte manavları bir ayrı, diğerlerini bir ayrı yaptık ve kurayla yaptık. Herkes bahtına ne çıktıysa ona razı oldu. Yani adamın siyasi düşüncesine falan orada da bakmadı. Adına yaraşır hizmet, adına yaraşır memleket. Çünkü hepimiz Erdemliyiz. Ha!
Alberto geliyor gümbür gümbür. Anacığım. Ay. Kanepçe mi işlemek istiyorsun? Ay. Yangınınız mı var? Beni söndüreyim. Haber verin söndüreyim. Alberto alanız dantel mi? Bir telefon kadar yakınınızda. Kim kimle anlaşabilir? Alberto. Ay. Ay. Alberto. Çünkü biz dantel de işliyoruz. Kanepçi de işliyoruz. Ay. Patlıcan oturtma mı istiyorsunuz? Rusak kalar bizde. Yeter ki siz isteyin. Mohikan'dan azgın mukaddese. Sosyete bürodan hadi kızlar. Yeni Urfalı'ya. Alev alev Alberto geliyor. Haber verin söndüreyim. Evet, reklam aramıza bitti. Evet sevgili seyirciler, tekrar söylüyorum. Reklam departmanında çalışacak bay veya da bayan, Mersin'i iyi bilen, çevresi olan ve reklam departmanında vasfı olan kişiler bize müracaatla direktmen yapacaksınız. Bu telefonla değil, direktmen gelin görüşün. Kanal 33'te onu söyleyeyim. Bir de 500 kişilik salonu olan 5 yıldızlı otel sahipleri olabilir. Et balık restoranları, bayan amaçlısı için öyle bir salon arıyoruz. Bir de ses sanatçısı ama bayan. Böyle şey yalnız, sanat müzik ağırlıklı, aile tarzı. Çünkü bayana matese yakışır bir şekilde şarkıları, repertuarı olan bayan sanatçı arıyoruz. Haberiniz olsun diyorum. Ve bir gün cuma, cuma demek, boğa demek, cuma demek, terazi demek derken hemen bir tane telefonumuz varmış. Bir ola diyelim. Ola! Ola diyelim. Ola! Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz Gülşen Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim Alfredo'cum. Nasılsın, iyi misin öncelikle? Çok teşekkürler, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Edirne'den, Edirne'nin neresi arıyorsunuz? Edirne değil, Erdemli. Ha, Erdemli mi? Hüseyin! Erdemli'ye Edirne yapmış. Evet sevgili seyirciler, Hüseyin yaşlandı. Erdemli'yi Edirne yazmış. Evet, Hüseyin de Allah razı olsun yıllardan beri bizim kahrımızı çeker. Hem yönetmen evet. Hem reji. Yani televizyonun şeyidir, beyni öyle diyeyim artık, Allah razı olsun. Çok iyi bir kimse yengeç burcudur. Evet, Hüseyin Hanım burcunuz nedir? Efendim benim burcum yengeç. Aa bak yengeç burcu. Yengeç de. Evet. Hüseyin Hanım hangi şarkıları seversiniz? Vallahi ben genelde oyun havalarını severim. Senin şu söylemiş olduğun şarkıları, hareketlerin, konuşmaların çok hoşuma gidiyor. Bir de dedim bir arayayım Alfred hocamı. Allah razı olsun. Benim? Allah razı olsun. Ben de zaten onu yapıyorum. Şimdi Mersin'de mesela sokakta dolaşıyorum. Herkesin suratı böyle asık. Allah Allah diyorum. Niye bu? Bazen mesela İstanbul'da Beyoğlu'nda böyle geziyorum. Bütün herkes biz orası insan seri gibi akıyor böyle. 24 saat orada hayat var. Ben hep insanların suratı asık. Burada dedim niçin de yüzünüz dedim hiç gülmüyorum. Aman kardeşim de nasıl gülecek işte diyor şöyle de böyle de falan. Ne olursa olsun sevdiğiniz insanlarla beraber mi yaşıyorsunuz sevgili seyirciler? Soğan ekmek yiyin ama mutlu olun. Bu çok evet, önemli. Evet doğru söylüyorsun. Ha. Evet teşekkür ederim haklısınız. Onun için gülen insanın ömrü uzun olur. Surat asık evet. Olan insanın ömrü kısa olur. Çünkü neden? Gülen insan etrafına pozitif enerji gönderir. Surat asık evet. Olan insan yanında kim? Ben mesela diyormuş her zaman söylüyorum. Yüzü gülmeyen insan lütfen sokağa çıkmasın. Aynen doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Ben de çılgın bir insanım. Ben bir karabiberim. Yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana. Kızını alır giderim. Ben bir karabiberim. Siz söylüyorsunuz. Ya unuttum işte ya. Ben heyecandan söyleyeyim bak. Ben bir karabiberim, yuvarlanır giderim, çok konuşma kaynana, kızın alır giderim. Hap koydum, hap koydum, kaynanamın adını, kuyruklu sıçan koydum, hap koydum, hap koydum. Şimdi bütün kaynanalar bana nasıl... Sizin en çok sevdiğiniz şarkıları, hareketli şarkıları mı seviyorsunuz? Ben bütün şarkıları seviyorum. Halk müziği olsun, arabesk olsun, hafif müzik olsun, ne olursa olsun yeter ki neşeli olsun. Ben de işte bütün şarkıları seviyorum. Mesela ben sahneye çıktığı zaman türkü de söylüyorum, özgün müzik de söylüyorum. Ondan sonra sanat müzik söylüyorum, pop müzik söylüyorum. Gaye zaten insanları mutlu etmek, ağlatmak değil.
Hayat evet, zaten çok acımasız ve enflasyonu bol bir ülkede yaşıyoruz. Zaten o enflasyon bizi mahvetmiş. Bir de şarkılarla, türkülerle insanı ağlatmayalım. Güldürelim. Çünkü müzik ruhun gıdası olsun. Müzik evet, ruhun evet, zehri ben olmasın. Siyanürü olmasın. Bar sahipleri, Türkiye evinin sahipleri, barların sahipleri. Tasılcılar iki kadeh içki satmak için... İki kadeh içki satmak için durmadan milletin duygu sömürüsü yapıyorlar. Türkiye'nin sahipleri. Artık biraz neşeli türküler çalın. Ne o abi? Ağır abiler. Eyvallah, eyvallah. Artık bitti, millet böyle şapsın. Ahmet Kaya'dan da çalın. Ankara'nın bağlarından da çalın. Müzik evrenseldir. Yöresel müzik yapmayın. Evrensel müzik yapın. Ankara'da da gelsin, seyretsin, dinlesin. Diyarbakır'da da gelsin, izlesin. İzmir'de de gelsin. Edirne'de de gelsin. Erdemli'de de gelsin. Öyle mi? Evet. Evet, ben de sana dört kıta bir müzik söyleyeyim o zaman. Hangisini söyleyelim? Ankara havasından. İp attı ucu kaldı da, namazda gözüm kaldı. İp attı ucu kaldı da, namazda gözüm kaldı. Ben sevdiğim eller aldı da, içimde acı kaldı. Ben sevdiğim eller aldı da, içimde acı kaldı. Hazır mıyız? Ankara'nın... Böyle gitmek... Böyle gitmek var mıydı, bağrıma açsın yara, Allah belanı versin, ay, yıkılıyor sabahlar olmasın. Erdemli'nin bağları da büklüm büklüm yolları. Burcunuz ne demiştiniz? Yengeç. Ha, yengeç, evet, yengeç de duygusaldır. Evet. Evet, burcunuz yengeç, yıldızınız ay. Bakalım ay sizi nerelere götürecek? Bakalım bu ay burcu ne yapıyor? Şöyle bir bugünkü şeyine bir bakalım yengecin. Yengeçler bu ara çok attention. Niçin böyle söylüyorum, dikkatliyorum? Hem İngilizce söyledim hem Fransızca söyledim. Çünkü turistler de beni izliyor koşudasında. Çünkü dünyaya yayın yapıyor şey. Ne diyoruz biz? Evet. Tenceremiz var, tavamız var. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Uydudan yayın yapıyoruz. Havamız var. Değil mi? Evet, evet. Onun için İngilizler de beni izliyor. Amerikalılar da beni izliyor. Almanlar da. Herkes beni izliyor. Dünyaya, çünkü biz dünyaya yaşayabiliyoruz. Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan program yapıyoruz sevgili seyirciler. Diyoruz ve ne diyorduk? Bakıyorduk. Niye bakıyorduk? Yıldız haritanıza bakıyorduk. Evet, evet. Yengeçler mide ve göğüs bölgelerini yönetir yengeçler. Onun için hava çok bu ara gelip gidiyor hava. Bir rüzgar, bir yağmur, bir güneş. Aman attention. Yani çok dikkat edin havaya. Her an için üşütebilirsiniz. Evet. Onun için diyorum, dikkat edin biraz. Çünkü sizin dediğim gibi göğüs ve mide bölge, bir de yemek yemeye çok dikkat edin. Böyle kışın. Çünkü siz şeyiniz çok güzeldi. Eliniz baharat ayarı çok çok iyiydi. Çok güzel yemekler. Hele o kekler, pastalar, börekler. Burada Deniz'de benim bir kız arkadaşım vardı. İsmi Gül Türkmen'di, evet. Kendisi Giresunlu. Buradan kulağına selamlar göndereyim. Bana börek yapmaya söz vermiştim. O günde fırın bozulmuş. Teflon tavada yapmış. Bir bak, kızların pes. Biz de işte Karadeniz kızıyız. Ama şöyle diyeyim, yengeç de yaratıcıdır. Yeter ki istesin. Evet. Şöyle bir bakalım, ay sizi nerelere götürecek? Bu ara biraz sakin olun. Ondan sonra hiçbir şeyi kafaya takmayın. Sizi seven başınızın tacı olsun. Sizi sevmeyen doğru anasının evine gönderin. Kim olursa olsun. Ay teşekkür ederim. Çok güzel konuştunuz. Beni seviyor musun? Gel bebeğim. Sevmiyorsun? Doğru ananın yanına geç. Hem de bavulunu da al git. Bir daha geri dönme. Siz Erdemli'nin yerlisi mi? Ev para. Maddiyat üzerinde ne durum görünüyor? Çok hayaliniz gerçekleşecek, bir hayaliniz var. Çok güzel bir şeyler yaşayacaksınız. Bir gün, yani çok güzel bir gün gelişecek, gelişme olacak hayatınızda. Çok güzel günler sizi bekliyor. 2,5 ayda olabilir, 2,5 haftada olabilir. Böyle bir olay gerçekleşecek ama böyle çok ama çok mutlu olacaksınız. Siz Erdem'in yerlisi misiniz, sonradan mı geldiniz oraya? Yerlisiyim. Ölemeç bilirsiniz o zaman, ölemeç yemeğini.
Neler yaparım neler. O zaman tamam, bir şeyden sonra bana hemen tarif edin canlı yayında. Sevgili seyirciler, bir yere ayrılmıyorsunuz. Gülşah Özbek Hanım'da Ölemeci tarifini yapıyoruz. Evet, şimdi birazcık ara veriyoruz şeye, astrolojiye. Ölemeci şimdi şey yapıyoruz. Şimdi peziği aldık. Haşlıyor muyuz? Unu eliyoruz. Unu eliyoruz. Sevgili seyirci. Unu eliyoruz, unun içerisine tuz ekiyoruz. Onu elimizle ince ince ufalıyoruz. Sıcak suyu koyuyoruz, kaynatıyoruz. Bunu içine katıyoruz, pişiriyoruz. Dinlenmeye alıyoruz. Onun üzerine bir kayıt yapıyoruz. Yoğurtlu, sarımsaklı. Peziği ne zaman koyuyoruz? Peziği. Kız, peziği ne zaman koyuyoruz içine? Yok, onu ayrı tavada kavuruyoruz. Peziği mi? Kekik, biraz yapmış olduğumuz hamurun az döküntülerinden. Ondan sonra acıma, yağ, hafif salça, kırmızı biber katıyoruz. Onu yapmış olduğumuz, pişirmiş olduğumuz ölemecin üzerine döküyoruz. İçine bir de yoğurt, sarımsak koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Afiyet olsun. Ha, o zaman şöyle söyleyeyim. Sevgili seyirciler, birazcık un alıyorsunuz. Böyle suyla su yapıyorsun. Onları böyle topak topak toparlıyorsunuz değil mi? Evet, aynen öyle. Ondan sonra sıcak suyun içine atıyorsun. O pişiyor. O hamurlar pişiyor. Evet. Sonra bir taraftan da pezi mi pişiriyorsunuz, bir taraftan da haşlıyor? Onu dinlenmeye alıyoruz. Ha, onu dinlenmeye alıyor. Peziyi de haşlıyor muyuz? Evet, haşlıyoruz tencerede. Ondan sonra peziyi de haşladık sonra? Tavada tutuyoruz, yağda soteliyoruz. Kekik, salça, işte hafif bu yapmış olduğumuz undan döküntüleri kavuruyoruz. İçine sarımsak soyuyoruz, yoğurt katıyoruz, karıştırıyoruz. Bu pişirmiş olduğumuz un ölemecinin içerisine döküp afiyetle yiyoruz. Ondan sonra benim ellerimi tutacaksınız başkalarının ayaklarına. Evet, sevgili seyirci, duydunuz. Yemek tarifleri de yaptık kısa. Kaç dakikada? Bak, görüyorsunuz. Alberto'nun programda yok. Görüyorsunuz. Bundan sonra da her gün bir tane yemek tarifi istiyorum seyircilerimden. Bir tane. Bu Erdem'in özel spesyal yemeği. Ben bir defa yedim. Evet. Tadı çok güzel. Çok güzel. Evet. Şimdi gelelim şeye. Sorumluluk çok güzel taşıyorsunuz. Maddi olarak biraz rahatlama dönemine gireceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 aydan böyle sanki biraz sıkıntı var. Ama evinizin içine ev, araba ve iş yeri, ev veya da araba veya da iş yerinde bir rahatlama. Birisinde bir rahatlama olacak. Arabanız eskiyse yenisini alacaksınız. Veya da iş yeriniz küçükse büyütme. Veya da evinizin içine bir değişiklik, bir eşya gibi bir şey de olabilir. Bir değişiklik olacak şeyde, hayatınızda. Kötü mü, çok iyi olacak. İş hayatınızda bir yoğunluk. Çalışan kim varsa, kardeşiniz olabilir, eşiniz olabilir, kendiniz olabilirsiniz. Kim çalışıyorsa iş hayatında çok büyük bir gelişme olacak. Ve çok yakın bir zamanda bir eğlenceye katılacaksınız. Evet. Çok yakın bir zamanda eğlenecek kadar. Kötü döneminiz bitiyor, iyi döneminiz başlıyor. Aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal Erdemli diyorum. Sevgiyle kal. Evet sevgili seyirciler, işte böyle biraz da espri yapmam. Çünkü bu insanların gülmeye ihtiyacı var. Hep asık surat. Milletin suratı sirke satıyor sokakta valla. Onun için diyorum ki aman herkes gülsün. Çünkü gülen insanın etrafı hep pozitif enerji dağıtır. Böyle cıvıl cıvıl olduğunuz zaman hayat daha güzel olur. Yaşamak daha güzel. Dünya ne kadar zalim olursa olsun sünger gibi böyle bir güven, böyle onlar hepsi alır götürür. Her şeyi zamana bırakacaksınız. Her şeyin ilacı zamandır. Her şey zamanla, her şey gelip geçiyor. Onun için ye, iç, eğlen, gül, oynayan. Sevdiğin insan varsa ne mutlu sana. Eski yaşına şutla gitsin. Yeni yaşına hoş geldin de. İşte onu demesini bil sevgili seyircilerim. Ve yaşamaya sevin. Yaşama sevincinizi hiç içinize atmayın. Kim ne derse desin, istediğiniz gibi yaşayın. Yani o onu diyecekmiş, bu bunu diyecekmiş diye hiç umurunuzda bile olmasın. Kimseye güvenerek hayat yaşamayın. Hayat sizin hayatınız. Diyoruz, evet bir telefonumuz varmış. Ola. Hatice Benli, Bursa. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Bursa'nın neresindensiniz Hatice Hanım? Yıldırım. Bursa'da çok çalıştım. Çok ekmeğinizi yedim. Allah razı olsun. Bursalılar sizi seviyorum diyoruz. Çok çalıştım Bursa'da. Çok severim Bursa'yı. Evet. Apayrı bir şehir orası. Denizli, Antep ve Bursa, bu üç şehir kendini aşmış, fabrikaları olan ve kendi başına yaşamasını bilen bir şehir bu. Üç tane şehir dediğim şehir. Evet, Hatice Hanım burcunuz nedir? 18.04.1978. 18.04 yani Nisan'ın 18'i, siz de Koç burcusunuz. Evet. Hatice Hanım hangi şarkıları seversiniz? Siz son seyircimsiniz. Çünkü kapatma, program bitme saatimiz geldi. Onun için hangi şarkıları seversiniz? Hareketli. Kulağa hoş
Selam, bütün şarkıları severim. Slow mu seviyorsunuz, hareketli mi seviyorsunuz? Slow. Slow. O zaman slow bir tane şarkı söyleyelim o zaman. İstediğiniz bir şarkı var mı slow? Yok. Kulağa hoş gelen herhangi bir şarkı olabilir. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Çınladın durdun kulaklarımda. Süzülen yaşlar yanaklarımda. Bir şarkı oldun dudaklarımda. Senin ismini söylediğim durdum. Bir şarkı oldun dudaklarımda. Senin ismini söylediğim durdum. Evet, Bursa'ya gelsin. Ve Hatice'm size gelsin. Bütün kanosu izleyicilere gelsin. Evet, burcunuz ne demiştiniz Hatice Hanım? Ha, Koç demiştiniz. Evet, Koç. Evet. Şöyle bakalım. Koçlar, Koçlar Mars sizi yönetiyor. Mars bakalım sizi nereye götürecek Hatice Hanım? Ablanız olabilir, anneniz olabilir veya kızınız olabilir, kardeşiniz olabilir. Kimle bir fikir ayrılığı yaşadınız yakın bir zamanda? Bir fikir ayrılığı. Eğer yaşamadıysanız bir fikir ayrılığı yaşayacaksınız. Evli misiniz? Evet. Eşinizle bir problem yaşadınız mı yakın bir zamanda? Evet. Onun burcu nedir? Eşinizin burcu. Yay. Efendim? Yay. Yay burcu. Yay. Yaylar biraz dışa dönük yaşar. Çok iyidirler ama işte sıkıntı ve baskıya dayanamazlar. Sen de onun o şeyleri hareketli bazen canı sıkılıyor. Bence hiç bağırma. Evin yönetimi sende zaten. Onu ona göre ayarla. Çünkü yaylar hiç şeye baskıya gelemez. Sıkıntıya hiç gelemezler. Ama tartışma yaşamız ama geri dönüş olacak. Barışma gibi bir şey olacak. Eğer küsseniz barışma gibi bir şeyler gerçekleşecek. Bazen geçmişine bakıyorsun. Geçmiş ölüdür. Ölüler konuşmaz. Geçmişi hiç gündeme getirmeyin. Hep önümüze bakalım. Yeniliklere bakalım. Hatice Hanım. Evet, hayatınızda güzel güzel gelişmeler olacak. İki tane aksi giden bir olay var hayatınızla ilgili. O iki tane aksilikler de bir kaybolup gidecek Allah'ın izniyle ve rahatlama dönemine gireceksiniz. Çok ama çok mutlu olacaksınız. Düğün, nişan gibi bir yere gittiniz mi yakın bir zamanda? Evet. Evet, eşinizle oturup bir konuşma yapacaksınız. Bir yolla ilgili ya birisi gelecek ya bir yere gideceksiniz. Yolla ilgili onunla ilgili bir konuşma yapacaksınız. Ve bu aralar sanki hayatınızda bir engeller var. O engellerden bir çıkması için bir yol gözüküyor. Ya birisi gelecek ya sizden birisi gidecek. Yoksa siz asabınız çok bozuluyor bu aralar. Ama düzelecek evet. Mi? Evet, düzelecek. Hem hayatınıza bir şekil gelecek, düzen gelecek hem de maddi olarak rahatlayacaksınız. Ondan sonra da huzura erişiyorsunuz. Allah'ım çok şükürler olsun bize bugünleri gösterdin diyorsunuz şeyi. Ama bir yoldan sonra hala yıldız haritanız hep yollar gözüküyor. Bir yol olayı var. Aradığınız için çok evet. Teşekkür ediyorum. Hatice Hanım, görüşmek ben dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bursa. Evet sevgili seyirciler, kısa kısa yapıyorum. Ama fazlasını öğrenmek istiyorsanız rejide benim telefonumu alıyorsunuz. Çünkü canlı yayında her şeyi anlatamıyoruz. Herkesin dostu var, düşmanı var. Bir de canlı yayın kuralları vardır sevgili seyirciler. Canlı yayın kurallara uymamız gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Fazlasını öğrenmek istiyorsanız rejide benim telefonumu alıyorsunuz, cep telefonumu alıyorsunuz. Ondan sonra duygularınızı, düşüncelerinizi de yazmak istiyorsanız Facebook'ta Alberto Ola diye Facebook'ta yazıyorsun. Çünkü bu program hepimizin programı. Sizin doğrultunuzda ben program yapmak istiyorum. Daha ileriye nasıl götürebiliriz? Daha neler yapmamız gerekiyor? Daha böyle nasıl zenginleştirebiliriz programımızı? Bunları ben size öğrenmek istiyorum. Bunun için de Alberto Ola Face'im. Açık, herkes girebilir. Tekrar ediyorum, Alberto Ola diye girebilirsiniz. Orada duygularınızı, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Cep telefonumda rejiden alabilirsiniz sevgili seyircim. Yayında yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kanosun sahiplerine teşekkür ediyorum bizleri sizlerle buluşturdukları için. Sizlere teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadığınız için. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Kopşasto, kalo, oruva, bonsuba, bonasera, çao. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bye bye. Alberto geliyor gümbür gümbür. Ay! Anacığım. Ay! Kadehçi mi işlemek istiyorsun? Ay! Yangınınız mı var? Haber verin, söndüreyim. Haber verin, söndüreyim. Alberto alanız.
Dantel mi? Bir telefon kadar yakınlıkta. Kim kimle anlaşabilir? Alberto. Ay! Ay! Alberto. Çünkü biz dantel de işliyoruz. Kalefçi de işliyoruz. Ay! Patlıcan oturtma mı istiyorsunuz? Rusak kalar bizde. Yeter ki siz isteyin. Mohikan'dan azgın mukaddese. Sosyete bürodan hadi kızlar. Yeni Urfalı'ya. Alev alev Alberto geliyor. Haber verin söndüreyim.